Galatasaray olması gerektiği gibi. Evet, sporda her türlü sonuç var. Ama en iyi sonuçları alabilmek için önce vizyoner olmanız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın da kurulduğu günden beri kültüründe bu var. Başarı ve vizyoner olmak, öncü olmak. Şampiyonluğa çok yakın olduğumuz doğru. Şampiyonluğu çok istediğimiz doğru. Bir tek orada rahatlığa katılmam. Sporda en tehlikeli kelime rahatlıktır. Rahatlık yoktur hakikaten. Çünkü saha dışında ne konuşulursa konuşulsun, spor karşılaşmaları sahada oynanır. Ve de sahada en iyi olan başarılı olur. O nedenle önümüzde oynamamız gereken 3 maçımız var. 3 önemli maç. Bunun 3'ünü de kazanıp şampiyon olmamız gerekir. Tabii ki bunları tek tek düşünüyoruz. İlk olarak bu hafta, bu pazar oynayacağımız Sivasspor maçı çok önemli. Sene başından bu yana yaşadığımız yeni transferlerimiz, sezon ortası transferlerimiz, başarılı eski oyuncularımız, teknik heyetimizle birlikte bir aile ortamı futbolda başarıya çok yaklaştırdı bizi. Yani tekrar şampiyonluğa çok yaklaştırdı geçen seneden bu yana, geçen seneki şampiyonluğun üstüne. İnşallah bu hafta sonunda Galatasaray'ın bütün sezon olduğu gibi Galatasaray'a yakışan bir maç oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz ve en çok istediğimiz şeye kavuşacağız, şampiyonluğa kavuşacağız inşallah. Bu sezonun başındaki transfer döneminde, hazırlık dönemi öncesi teknik heyetin ihtiyaçları, takımın ihtiyaçları belirlendi. Ve de sonuç olarak o dönemdeki transferler gerçekleşti. Daha sonra da zaten ligin ilk yarısındaki başarımız ortadaydı. Ligi de ilk yarıyı da lider bitirmiştik ve gruplardan çıkmıştık. Daha sonrasında da iki tane yıldız oyuncu transferiyle ilgili şartlar gelişti. Bunlar uluslararası hakikaten marka oyunculardı. Hem Sneijder hem Drogba. O günün şartlarında belki de erken sayılan bir tarihte ortam olumlu gelişince onların da Galatasaray'da oynama isteği had safhada olunca sezon ortasındaki ara transfer döneminde bu gerçekleşti. Takımımız biraz daha güçlenmiş oldu. Önümüzdeki sezonki hedeflerimiz hem yurt dışındaki hem Türkiye'deki rakiplerimizin durumu, teknik heyetimizin bizlere belirteceği ihtiyaçlar, onların arzuları, istekleri, planları, projeleri yönlendirecektir yönetimimizi ve böylece yeni dönemi de yaşayacağız. Yani çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yine Galatasaray her zamanki gibi en iyisini yapacaktır. Kadın takımımız final oynuyor. Müthiş de oynuyorlar. Dün de müthiş bir maç kazandılar. Bizi çok mutlu ettiler. Farklı olarak ezeli rakibimizi yendiler. Ve bundan sonra pazar günü oynanacak son maç var artık. Artık finaller böyledir. Bir maç oynanacak ve o şampiyonu belirleyecek. Onda da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şu anda Basketbol Erkekler Ligi'nin de lideriyiz. Bir maçımız kaldı. Ve ondan sonra da playoff başlayacak. Bütün bu sorunlara rağmen şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Orada da güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. Kendi yıldızlarınızı da yetiştirmeniz gerekiyor. Her seviyede oyuncunuzu da yetiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de spor okullarımızla, altyapımızla ciddi yatırımlarımız olacak. Sihirli kelimemiz sürdürülebilir olması ve bir şeyin ölçülebilir olması. İnşallah orta vadede Galatasaray hem kendinden yetişen yıldızları her branşta hem de dışarıdan Galatasaray'a gönülden bağlanmış yıldızlarıyla yurt içinde ve yurt dışında üst düzey başarıları kazanan camia olmaya devam edecek. Spor kulüplerimiz ve özellikle Galatasaray o kadar büyük bir yapı haline geldi ki bundan farklı bir şey uygulamamız da mümkün değil. Yani Galatasaray'ı artık Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri gibi düşünmek lazım. Zaten bütçemizle ve iş potansiyelimizle de bakarsanız Galatasaray kulübü, şirketi, markası şu anda bütçesiyle ve yapısıyla Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında işte azımsanmayacak yatırımlar yapan ve sonuçlar alan önemli bir markadır.